Hünkârım, Duyun Umumiye Şefi yakalanan mallarla alakalı Bab-ı Ali'ye arzuhaller gönderiyor. Ne diyorlar? Duyun Umumiye anlaşmalarına göre Osmanlı'nın maden ticareti yapma hakkının olmadığını söylüyorlar. Duyun Umumiye yaptığımız anlaşmaya uysaydı biz de uyardık. Anlaşmayı bozan onlar. İmzacı devletlerin sefaretlerinden de tezkereler geldi. Duyun Umumiye her ne kadar Osmanlı'ya yük olsa da diğer yandan Osmanlı maliyesini başkaları için güvenli yapıyor. Bu yüzden Duyun Umumiye'yi küstürmemizin iyi olmayacağını düşünüyorum. Eğer biz bu devlet onların istediği gibi yönetseydik, bugün millet için yaptığımız hiçbir hizmeti yerine getiremezdik. Hünkârım, yine de devletimizin borcu bitene kadar anlaşmaya sadık kalmamız gerekmez mi? Ödemek zorunda olduğumuz borcumuz var. Ona sadığız. Hedefimiz bu borcu bitirip belayı def etmek. Lakin onlar bu borç bitmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de çalışıp maliyemizi yeniden nizama sokacağız. Milletin malını millete bırakacağız. Hal ortadaki siz bizi anlamıyorsunuz. Ben Duyun Umumiye'den kurtulmak için mücadele ediyorum. Lakin görüyorum ki paşalarım benimle aynı fikirde değil. Size soruyorum paşalar. Rumeli demir yolu meselesinde Duyun Umumiye itiraz etmedi mi? Etti hünkârım. Ama biz yaptık. Eğer yapmasaydık, bugün İstanbul'dan Berlin'e giden bir demir yolumuz olmayacaktı. Bosna Sancağı'ndan, Üsküp'ten, Yeni Pazar'dan haberimiz olmayacaktı. Biz bu işi Duyun Umumiye'ye rağmen yaptık. Darül Aceze kurduk. Çocuklar için hastaneler açtık. Büyük posta teşkilatını kurduk. Zühtü Paşa'm, başka neler yaptık? Malim mektepleri kurduk hünkârım. Mektebi Harbiyeler, Mektebi Tıbbiyeler açtık. Ziraat ve Baytar Mektebi kurduk. Sonra Ticaret Mektebi, Maliye Mektebi açtık. Osman Paşa'm, başka? Tersaneler kurduk. İlk torpide atan denizaltıyı yaptırdık. Gazhaneler kurduk. Çanakkale'de topçu bataryaları kurduk. Askerin teçhizatını yeniledik. Selim Paşa'm, başka? Fabrikalar kurduk. Kumaş, kağıt, mum, çini, maden fabrikaları. Biz bu hizmetlerin hepsini Allah'ın inayeti ve izniyle yaptık. Milletimiz için yaptık. Eğer ben Duyun Umumiye'yi dinleyerek bu memleketi idare etseydim, bunların hiçbirini yapamazdık. Bir de düşünün ki Duyun Umumiye belası başımızda olmasaydı, biz neler yapardık? Ben onların hoşlarına gidecek işler yapsam, İngilizler, Fransızlar, Ruslar, İtalyanlar hepsi beni takdir ederdi. Niçin? Çünkü onların tek bir arzusu var. İslam milletleri yükselmesin isterler. İslam milletleri sefalet içinde sömürülsün isterler. Paşalar, şu vakitten sonra Duyun Umumiye'ye savaş ilan ediyoruz. Ya bana inanıp bu savaşta yanımda yer alırsınız, yahut vazifelerinizden çekilirsiniz, bana inanacak birilerini getiririz. Peki hünkârım, onlarla nasıl savaşacağız? Her cephede. Neticede müreffeh bir devlet olacağız. Başka yolu yok.